Akbelen'de, mecliste görüşmesinde en ateşli konuşmayı sizce hangi siyasetçi yapmış olabilir? AK Parti'den mi, MHP'den mi? Yok, hayır, oradan değil arkadaş. Bu muhalefet cenahında vardır. CHP'den mi? Yok, ihtimal vermiyorum. İyi Parti mi? Hayır diyenler vardır. Peki o ismi tanıyorsunuz aslında. Gördüğünüzde de evet ya, verse tepkiyi bu verdi diyeceksiniz. İşte bakın, en ateşli konuşmayı yapan siyasetçi geliyor. Orman katledilirken, doğrudur, iktidarın kendisini savunması gerekir. En tabi hakkınız. Burada yanlış varsa söylemek de en tabi hakkınız. Ama milletin anasına küfreden şerefsiz Beşli Çete'yi savunmak size yakışmıyor Sayın Eski Bakan. Biz millet aç diyoruz, sizin Diyanet İşleri Başkanınız günaydın demeyin diyor. Ne diyeceğiz ya? Bunun neyinden rahatsız oldunuz ya? Neyinden? Ben Arap mıyım ya? Ben Türk'üm, Türk oğlu Türk'üm be! Ben günaydın derim, buna mı bulaştınız? Bağırma orada lan! Ne bağırıyorsun? Ne yapacağım bağırıp da? Gel! Ne bağırıyorsun? Gel buraya! Ben Türk oğlu Türk'üm, ben günaydın derim, ben Türkçe konuşurum, ben Türkçe söylerim. Bırak bu işleri! Ağaç mevzusuymuş. Ne de anlattınız ya ağaç mevzusunu? Şirketi savunmaktan başka bir şey yaptın sanki. Ağaç mevzusuymuş. Seni gören de ağacı çok seviyor zannedecek. Sen sadece ağacın altında gölgelenirsin. Başka ne yaparsın da? Haksız bile. Teşekkürler Ahmet. Sağ ol. Cemal Engünyurt. Cemal Engünyurt. Tek başına muhalefet Kamer Genç'ten sonra, Allah rahmet eylesin, Cemal Engünyurt kürsüye çıktığında inleten isimlerden biri. Ve orada Fatih Dönmez'e yükleniyor, eski bakan, enerji bakanı Fatih Dönmez'e yükleniyor. Çünkü herhalde izinler onun zamanında çıktığı için. İşte bu konuşmayı yaptı, sert bir konuşma. Aslında bu konuşma gelecek tek başına muhalefet demiş bak bir arkadaşımız. Zafer demiş ki ben şu an muhalefet yok görüyordum ama işte şey var, Cemal Engünyurt var demiş. Ahmet, böyle mesajlar geldikçe koyalım, bu önemli. Şimdi burada tabii Cemal Bey'in yapmış olduğu bu çıkış aynı zamanda, buna da dikkat edin lütfen, yaşayacağız. Meclisin açılmasıyla birlikte, 1 Ekim'le birlikte çok sert bir döneme giriyoruz yine. Mecliste sert tartışmaların, tartışmanın ötesinde hakaretlerin, işte mesela Cemal Bey diyor ki o güzel bir şey değil, gel buraya, gel buraya, işte gel, kavga mı edeceğiniz yani? Orada kalp krizi geçirenleri biliyoruz. Ne bileyim, işte ama yapılmaması gereken bir şey. Gel, bu laf atılabilir mecliste. Orada sinirlere hakim olmak gerekiyor. Ha, ben çıksam hakim olabilir miyim bilmiyorum. Ben de olamam. Gel buraya filan derim. Ama maalesef işte 18 yaşının altında küçük çocuklar da izliyor bunu. Hedefinden, amacından uzaklaştığı zaman söylemler kötü olabiliyor. Evet, güzel anlattıkları doğru ama diğer oradan gel buradan, şu buradan, ha, karşı tarafın attığı laflar da var tabii ki. Bu gelecek dönemde meclisin ne kadar sert geçeceğinin bir göstergesi. Bakın, tartışmanın da ötesinde yine öyle kavgalara, yumruklara, ne bileyim hastalananlara, kalbi tutanlara, kafası dağılanlara, gözünden burnundan kan akanlara görmemize neden olabilecek. Valla tek muhalefet parti kursa üye olurum demiş Recep Gençken, bu mesajı atmış. Recep, Cemal Erbakan, bir Erdoğan deliriyorum demiş. Narya nesini artık deliriyorsa. Kamer Genç'in yerini Cemal Engin Yurt aldı, helal sana vekilim demiş.